başka? Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kültür Turizm Bakanlığı olarak son 22 yılda müzecilik alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Kültürel mirasımızın korunmasını sağlayacak kültür ve sanat hayatımıza zenginlik katacak çok değerli projelere hep birlikte imza attık. Bu kapsamda 2002 yılından günümüze kadar kıymetli eserleri modern müzecilik anlayışıyla sunan 169 müzeyi tamamen yeniledik ve 61 müzeyi ise ilk defa ziyaret açtık. Bunun sonucunda Türkiye müzecilik alanında dünyaya örnek gösterilen öncü ülkelerden biri haline geldi. Müze binaları, yenilikçi sergi biçimleri ve eğitim çalışmalarıyla müzelerimiz dünyada parmakla gösterilen, ödül üstüne ödül alan kültür kurumları haline geldi. Bugün itibariyle 213 müze ile 145 ören yerinde kültür mirasımızın önemli parçalarını oluşturan yaklaşık 3.3 milyon eserimizi korumakta ve sergilemekteyiz. Yakın zamanda ziyarete açtığımız Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Antalya Nekropol Müzesi, Denizli Kent Müzesi, Samsun Müzesi, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gibi birçok kıymetli eserleri halkımıza buluşturduk. İzmir'imizde ise tarihi Alsancak Teker Fabrikası'nı bir kültür sanat merkezi haline dönüştürdük. İçerisinde arkeoloji müzemiz, resim heykel müzemiz, Atatürk İhtisas Kütüphanemiz, Türk Dünyası Müzik Kütüphanesi ki bu dünyada bir tek, ülkemizde de bir tek ve kütüphanemizle birlikte bir sosyal donatı alanına kavuşturduk. Çağdaş müzecilik anlayışının tüm gereksinimlerini karşılama konusundaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak müze ve ören yerlerimizde son yıllarda ziyaretçi rekorları kırmaya devam ediyoruz. 2023 yılında müze ve ören yerlerimizi 30 milyon 488 bin ziyaretçide buluşturduk. Bu yılın ilk ayında bu rakam turizm sezonumuzun başında olmamıza rağmen 14 milyona yaklaşmıştır. Sadece Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerimiz 650 bine yakın ziyaretçi ağırlamıştır. Bakanlığımızca yerli ve yabancı ziyaretçilerin antik kentleri gece de ziyaret edebilmelerini sağlamak amacıyla önemli ve turizm değeri yüksek antik kentlerde gece müzeciliği uygulamasını hayata geçirdik. Ege ve Akdeniz kıyısı boyunca antik kentlerin turizm destinasyonuna dahil edilerek turizm sezonunun 12 aya çıkarılmasına katkıda bulunacak bu uygulama Efes, Hierapolis, Patara ve Side ören yerlerinde tamamlanmış olup Olimpos, Siedra, Perge, Aspendos'ta çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmaların da bir sonucu olarak 2023 yılında yaklaşık 2.2 milyon ziyaretçi alan Efes ören yerimiz, 2024'ün ilk ayında 1 milyon 150 bin civarında ziyaretçiyi ağırlamıştır. Geçtiğimiz Haziran ayında Efes ören yerine gerçekleşen 322 bin civarındaki ziyaretçi sayımızın 81 bini gece müzeciliğinde ziyaret etmiştir. Bayram tatilinde sadece 129 bin ziyaretçimiz Efes'i ziyaret etti. Ve 32 bini gece müzeciliği kapsamında 19'dan sonra gerçekleştirdi. Tabii müzelerimiz son yıllarda yangın, deprem vesaire gibi birçok afetle de sınandı. Mesai arkadaşlarımızın özveri çalışmalarıyla bu sınavlardan da yüzümüzün akıyla çıktık. Temizlikçisinden güvenlikçisine, arkeoloğundan sanat tarihçisine, tüm müzeli çalışma arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizde müzeciliğin geliştirmesi noktasındaki en önemli paydaşlarımızdan biri de tabii ki özel müzelerimiz. Yaklaşık Türkiye'de şu anda 417 tane özel müzemiz var. Bakanlığımızla birlikte çalışan.
ve 2023 yılında 14 milyona aşkın ziyaretçiyle kendilerini tebrik ediyorum. Bu çalışmaların sonucu olarak da nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da gelişen özel müzelerimiz son zamanlardaki başarıları ve aldığı ödüllerle de ülkemizi gururlandırmaktadır. Baksı Müzesi ile başlayan son 10 yıldaki süreçte Eskişehir Odunpazarı Üniversitesi, Odunpazarı Modern Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi gibi dünyada ses getiren özel müzelerimiz de bizi ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu çalışmaları yeterli görmüyor ve ülkemizin kültürel değerlerini araştırmak, korumak ve tanıtmak için yeni projeler üretiyoruz. Bu projelerin en önemlilerinden biri de Geleceğe Miras Projesi. Ülkemizin sahip olduğu ve tarihe bakışı ışık tutan arkeolojik değerlerimizin gün yüzüne çıkartılarak koruma ve restorasyon çalışmaları ile gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere başlatılmış çok özel bir projedir. Türk arkeolojisinin altın çağı olarak tanımladığımız bu proje ile 60 yılda yapılan çalışmaları 4 yılda tamamlayacağımız sözüyle yola çıktık. Ülkemizin kültür turizmi potansiyelini arttırmayı ve arkeolojik sanat tarihi mezunu gençlere istihdam sağlamayı hedefledik ve bunu hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Bu kapsamda Geleceğe Miras Sonsuz Efes projemiz ile 160 yıllık bir arkeolojik kazı geçmişine sahip, dünyanın yedili harikasından biri olan Artemis Tapınağı da başta olmak üzere birbirinden kıymetli kültürel hazinelere ev sahipliği yapan Efes Antik Kenti'nin arkeolojik değerlerinin yoğun ve kazı restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar için büyük bütçeler ayırdık. Bu çalışmalar hem bölgenin kalkınmasına hem de antik kentin mevcut turizm potansiyelinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan yaklaşık 14 yıl Efes Kazı Başkanlığımızı yürüten Sabine hocamızı da saygıyla anıyorum. Arkeoloji camiası ve ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Gelecek dönemde Efes Kazı çalışmalarını Avusturya Arkeoloji Enstitüsü adına yürütecek olarak Sayın Doçent Doktor Martin Stekal'de burada şu anda bizimle birlikte. Ona da başarılar diliyorum. Aynı zamanda Koordinatör Kazı Başkanımız Serdar Ayberk'le birlikte Efes'imizi çok özel bir özenli çalışmayla çok güzel bir hale dönüştüreceklerine de inanıyorum. Değerli misafirler, bu çalışmaların yanında günümüz içerik, tasarım ve teknolojinin mümkün kıldığı en yüksek standartlar kullanılarak ziyaretçilerimize tarihi yeniden yaşama hissi veren dijital deneyim müzeleri projemizi Efes Deneyim Müzesi ve Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi örnekleriyle 2023 yılında hayata geçirdi. Önümüzdeki yıllarda bu müzelerin sayısını arttırmasına için çabalarımız devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kurumlarından, sanatçı ve uzmanlarından oluşan geniş bir ekip tarafından tasarlanan Efes Deneyim Müzesi, teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanılarak bizlere Efes'in altın çağındaki gündelik hayatı, ticareti, sanatı ve mimariyi birebir deneyimleme olanağı sunmaktadır. Türk müzeciliğine yeni bir akım getiren deneyim müzelerinin yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi, hayranlık uyandırdığını memnuniyetle görmekteyiz. Bunun bir sonucu olarak Efes Deneyim Müzesi'nin teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en saygın ödüllerinden biri olan Mondo Awards'ta müze kategorisinde birincilik ödülünü almasının sevincini burada sizlerle paylaşmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada deneyim müzeciliğini tarih anlatımıyla harmanlayan ilk müzelerden biri olan Efes Deneyim Müzesi'nin bu başarısı ülke olarak uluslararası alanda ne kadar değerli ve öncü bir konuma sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle başta dem müzecilik olmak üzere bu ödülün kazanmasında emeği geçen herkese en üstten teşekkürlerimi sunuyorum.